Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Karekök yayınlarından seçtiğimiz birkaç güzel soruyu sizler için. Hem öğretici olsun hem e, türevi yeni başlayanlar için böyle öğretici olsun e, ya da eskiler için hatırlatıcı olsun diye çözmek istiyoruz arkadaşlar. E, birinci sorumuza başlayalım. Px polinomunun en az kaçıncı mertebeden türevi sıfıra eşit olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şunu hemen hatırlayalım. Örneğin bizim e, ax artı b şeklindeki fonksiyonumuz birinci dereceden bir. Polinomdur. Bunun birinci türevini aldığımızda a gelir, ikinci türevimizde ise sıfır elde etmiş oluruz. Yani birinci dereceden bir fonksiyonun iki kere türevini aldığımızda sıfıra ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla ax kare artı bx artı c şeklinde bir fonksiyon düşünelim. Birinci türevi 2ax artı b, ikinci türevi 2a, üçüncü türevi sıfır gelecektir. Bakın ikinci dereceden bir fonksiyonda üçüncü dereceden türevinde, üçüncü mertebeden türevinde ilk defa sıfıra ulaşmış oluyor. O zaman buradaki derecemizin bir büyüğünü almamız gerekiyor. Örneğin 10. dereceden bir polinomumuz varsa 11. türevinde kesinlikle sıfıra ulaşacağını söylemiş oluruz. Baktığımızda şuradaki en büyük derecemize bakalım. Şurayı incelediğimizde elde edeceğimiz en büyük derecenin 15 olduğunu görüyoruz. Çarpı şuradan da x üzeri 8'in geleceğini görüyoruz. Çarptığımızda ne elde ediyoruz arkadaşlar? x üzeri kaçı elde etmiş oluyoruz? Buradan e, pardon şuradan da 6'nın geldiğini görüyoruz. 2 kere 3'ten 6 geliyor. x üzeri 21'in bu polinomdaki en büyük derece olduğunu yani bu polinomun derecesi olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. E, o zaman 21. dereceden bir polinomun 22. dereceden mertebe, 22. mertebeden türevinin kesinlikle sıfıra eşit olacağını söyleyebiliriz. Doğru cevabımızın değişiklik olması gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza devam edelim. fx fonksiyonu verilmiş her x eleman reel sayı için türevli bir fonksiyon olduğuna göre m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar mutlak değerli fonksiyonlarda eğer mutlak değer içinde birinci dereceden kök varsa o noktalarda türev olmuyordu. Ama eğer mutlak derecenin mutlak değerin içinde birden daha büyük dereceden ikinci dereceden üçüncü dereceden dördüncü dereceden gibi köklerimiz varsa o noktalardaki türevlerimiz var ve sıfıra Eşitti. Şimdi bize ikinci dereceden bir fonksiyon verilmiş. İkinci dereceden bir fonksiyonun mutlak değeri içinde ya her iki kökünde de türevi yoktur ya da tam kare ise arkadaşlar tam kare yap yani tam kare ise kökünde türevi sıfıra eşittir. Diğer noktalarda zaten türevli hesaplanabilir. Eğer kökleri yoksa zaten her noktada türevli olacağını söyleyebiliriz. Eğer bu her x eleman reel sayılar için türevli olan bir fonksiyonsa ya bunun çift katlı kökü vardır ki çift katlı kök olduğunda türev o noktada vardır ve sıfıra eşittir ya da hiç kökü gelmeyeceğini söyleyebiliriz. O zaman bizim buradaki delta değerimizin küçük eşit kaç geleceğini söyleyebiliriz? Sıfır geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen deltamızı hesaplayalım. Eksi 2 karesinden 4 m kare Öyle değil mi arkadaşlar? eksi 4 çarpı a çarpı c yani m artı 2'nin küçük eşit kaç geleceğini söyleyebiliriz? 0 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şurayı bir açalım. 4m kare eksi 4m eksi 8 küçük eşit 0 geldi. 4 parantezini alırsak m kare eksi m eksi 2 küçük eşit 0 gelmiş olacaktır. Çarpanlarına ayırırsak m eksi 2 çarpı m artı 1 küçük eşit 0 gelmiş olur. Köklerimizin eksi 1 ve 2 geldiğini görüyoruz. Artı eksi artı yaptık. Şunları alabiliriz. Sıfır eşitlik var. Demek ki eksi birden ikiye kadar olan değerleri m'ye verdiğimizde buradaki fonksiyonumuzun e, her noktada türevli bir fonksiyon geleceğini söyleyebiliriz. Eksi birden ikiye kadar eksi bir sıfır bir iki olmak üzere dört farklı m değerini elde etmiş oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir fx fonksiyonu verilmiş fof türev 3 eksi fof türev eksi 3 ifadesinin Değeri kaçtır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz fx fonksiyonumuzdaki x'lerimizin bütün kuvvetleri e, tek dereceden hepsinin tek olması aslında buradaki fonksiyonumuzun tek bir fonksiyon olduğunu gösteriyor. Peki f'imiz tek iken fofumuz nasıl bir fonksiyon oluyordu? Yani örneğin tek olan bir fonksiyonu yine aynı tek olan fonksiyonun içine yazdığımızda biz yine ne elde etmiş oluyorduk? Yine tek bir fonksiyon elde etmiş oluyorduk. Yani bizim buradaki fof fonksiyonumuz da e, tek bir fonksiyon olacaktır arkadaşlar. Eğer fofumuz tek bir fonksiyonsa türevi olan fof türev fonksiyonunuza çift geleceğini söyleyebiliriz. Örneğin işte x küp tek bir fonksiyondur. Türevini aldığımızda 3x kare gibi çift bir fonksiyon elde etmiş oluruz. Bunu minik bir örnek olarak verebiliriz. Demek ki fonksiyonumuz tek bir fonksiyonsa türevi olan fof, e, fof türev fonksiyonu ise çift fonksiyon gelecektir. Şurada bizde verilen fof türev fonksiyonları çift fonksiyonlardır. Çift fonksiyonların özelliklerini hatırlayalım. fx eşittir. Ne geliyordu? f eksi x gelmiş oluyordu. Bakın burada fofumuzun çift, fofun türevinin çift olduğunu biliyoruz. Fofun türevini bir biz gx ile gösterirsek unutmayın fof'un türevi gx olsun. G3'ümüz normalde bizim e, fof yani fof'un türevi yani gx fonksiyonumuz çift fonksiyon olacağı için g3'ün g-3'e ne yapması gerekir arkadaşlar? Eşit olması gerekir. E burada fof türev 3 yerine biz g3 yazalım. Eksi fof türev eksi 3 yerine de g-3 yazmış olalım. E biz g3'ün g-3'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunların farkını aldığımızda elde edeceğimiz değerin sıfır geleceğini söylemiş oluruz. Arkadaşlar dediğim gibi biz burada fofun türevini g olarak kabul ettik arkadaşlar. Buradaki fof türev yani g fonksiyonu çifttir. Çift fonksiyonlarda fx eşittir f eksi x olur. Dolayısıyla g3 değerinin g eksi 3'e eşit olması gerekir. İkisinin farkını aldığımızda da sıfır elde etmiş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımızın c eşit olması gerekir. Evet arkadaşlar f kök x artı 2 bölü kök x eşittir x kare 6 artı 16 bölü x kare olduğuna göre f türeviş nedir diye sorulmuş. Ee, tabii burada için türevini alarak da ilerleyebiliriz. Ya da onun yerine önce fonksiyonumuzu düzenleme yoluna gidebiliriz. Ben diyorum ki şuradaki kök x artı 2 bölü kök x ile şuradaki x kare artı 16 bölü x kare arasında bir bağıntı yakalamaya çalışalım. Öncelikle şu bana şunu hatırlatıyor. x artı 4 bölü x'in neyi arkadaşlar? Karesini hatırlatmış oluyor. Biz bu ifadenin karesini aldığımızda x kare... Artı 16 bölü x kare artı 8 gelecektir. Buradaki 8'i göndermek için bundan kaç çıkartmamız gerekir? 8 çıkartmamız gerekir. Yani buradaki x kare artı 16 bölü x karenin yerine ben bu ifadeyi yazmış oldum. Şimdi aynı mantıkla şuradaki kök x'li ifadeden x artı 4 bölü x'e geçmeye çalışacağım. Bakın şuradaki iç kısmı da nasıl yazıyorum arkadaşlar? Kök x artı 2 bölü kök x'in Neyi diyeceğim? Karesi diyeceğim. Ama bunun da karesini aldığımda x gelir tamam. 4 bölü x gelir tamam ama ekstradan bile 4 gelmiş olur. 2 çarpı birinci çarpı ikinciden. O 4'ün gitmesi için buraya eksi kaç yazmamız gerekir? 4 yazmamız gerekir. Şuradaki parantezin iç kısmını bu şekilde düzenlemiş oldum. Karesi olduğu için tekrar bunu alıp ne yazıyorum arkadaşlar? Karesi yazıyorum. Yanındaki eksi 8'i de koyuyorum. Şimdi dikkat ediyorsanız şuradaki kök x artı 2 bölü kök x'in yerine ben k yazarsam e, fk neye dönüşmüş olur arkadaşlar? k kare eksi 4'ün karesi eksi 8'e Dönüşmüş olur. Tekrar bunu x cinsinden yazayım arkadaşlar. Ne yazmış olacağım şimdi ben burada? fx eşittir. x kare eksi 4'ün e, karesi eksi 8 gelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada eksi 8'imizi de yazdık. Şimdi artık fx'i elde ettik. Buradan türev işlemimizi yapabiliriz. fx'imizi bulduk. Hemen f türev x'imizi hesaplayalım. f türev x ne gelmiş olacaktır? f türev x eşittir. Şu 2 başa iner. 2 çarpı x kare eksi 4 gelir. İçin türevinden ne gelmiş olacaktır arkadaşlar? 2x gelecektir. Zaten eksi 8'in türevi 0'a eşittir. Burada 3 yazmak istiyoruz. f türev 3 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi 9. 9 eksi 4 5. 2 kere 3 de ne yapar? 6 yapmış olur. 6 kere 5 30. 30 kere 2'den aradığımız f türe 3 değerini 60 olarak hesaplamış oluruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar güne güzel köklü ifadenin türevi sorusuna da bakalım. Burada köklü ifadelerde kullandığımız bir özellik vardı. Ondan faydalanacağız. Ee, yoksa tabii ki ondan faydalanmadan türev işlemimizi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Hemen diyorum ki bakın şu özelliğimizi hatırlayalım. Hani kökün içinde bir sayı veriliyordu. Artı iki kök şurada sayılar veriliyordu. Şuradaki iki sayının çarpımı toplam şeklinde şurada varsa biz bunu mesela burası A çarpı B olsun. Burası A artı B olsun. Biz bunu kök A artı kök B olarak yazabiliyorduk arkadaşlar. Burada ondan faydalanacağız. İstediğimiz gibi iki sayısı burada verilmiş. Şu kısmı bir çarpanlarına ayıralım. Şuraya ben oraya güzelce yazayım arkadaşlar. Ee, şurası bakın 2x artı 6 2x artı 6 artı 2 kök kökün içindeki kısmı ne olarak yazayım arkadaşlar ben? x artı 7 çarpı x eksi 1 olarak yazayım. Bakın x artı 7 ile x eksi 1'i toplarsam 2x artı 6 gelecektir. 2x artı 6'yı bakın burada biz elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla buradaki sonucumuz ne olacaktır arkadaşlar? Kökün içinde x artı 7 artı kökün içinde x eksi 1 gelmiş olacaktır. Aslında bizim fx'imiz buna eşitmiş. Hemen f türev x'imizi hesaplayalım. Kök içinde x artı 7'nin türevi 1 bölü 2 kök içinde x artı 7 gelir. Bunun türevinden de 1 bölü 2 kök içinde x eksi 1 gelmiş olur. Burada kaç yazacağız şimdi biz arkadaşlar? 2 yazacağız. 2 yazdığımızda burası 1 bölü 6 olur. Burası ise 1 bölü 2 gelmiş olacaktır. 1 bölü 6 artı 1 bölü 2'den de aradığımız cevabı 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımızın aşık olması gerekir.